Evinizdeki elektronik atölyesi Evde Elektronik'ten herkese merhabalar. Bugünkü projemizde daha çok arabalar için otogaz tamircilerinde bulunan ve piyasa değeri 200 TL'nin üzerinde olan bir LPG yani gaz sensörü devresi hazırlıyoruz. Öncelikle devremizin en temel parçası olan MQ6 LPG sensöründen bahsedelim. Bu bize yeni bir parça. Daha önceki bölümlerimizde hiç yer vermemiştik. Bu gaz sensörü AliExpress üzerinde tek başına 3,5-4 lira gibi fiyatlara bulunabilirken, bir board üzerinde kullanıma hazır bir devre olarak da 4,5-5 lira gibi fiyatlara bulunabiliyor. Gördüğünüz gibi metal bir yapıya sahip olan MQ6'nın alt tarafında 6 tane çıkış bulunuyor. Bunlar üçerli gruplar halinde ikiye ayrılmış durumdalar. Her bir üçlü grup için konuşacak olursak orta bağlantılar bu parçanın içinde bulunan ısıtıcının çıkışları, geri kalan üst ve alt bağlantılar ise bir taraftaki üçlüdekiler sensörün bir girişi, diğer taraftakiler ise sensörün diğer girişleridir. Isıtıcı olarak belirttiğim iki bacağı doğrudan 5 volta bağlayarak parçanın içindeki rezistansın ısınmasını sağlıyoruz. Bu parça sensör direnci gazın miktarına göre değişen bir sensör. Yani A ile B bağlantısı arasındaki direnç miktarı bu sensörün algıladığı gaz miktarına göre değişecektir. İsterseniz öncelikle bu sensörün data sheet yani bilgi kağıdına bir göz atalım. Daha sonra kendi ölçümlerimizi yapalım. Features kısmında high sensitivity diye ifade edilen kısımda LPG'ye, bütana ve propana yüksek seviyede bir duyarlılıktan bahsedilmiş. Zaten bizim algılamak istediğimiz LPG. Yani evimizdeki tüpler, arabamızdaki otogaz ise bu maddelerden oluşuyor. Small sensitivity to alcohol and smoke kısmında ise alkol ve dumana karşı düşük bir duyarlılığı olduğu söylenmiş. Hemen specifications kısmındaki özelliklerine bakalım. VC şeklinde belirtilmiş olan circuit voltage, yani bu sensörün sensör devresine sağlamamız gereken voltaj kısmına 5 volt denmiş. AC or DC kısmında ise bunun alternatif veya düz akım olabileceği ifade edilmiş. VH şeklinde kısaltılmış olan heating voltage ise heating ısıtma demek, yani ısıtıcı devrenin voltajı, yine 5 volt olarak ifade edilmiş. PL olarak kısaltılmış olan load resistance, yük direnci demek, 20K olarak ifade edilmiş. Demek ki bu cihaz en fazla 20 kilo ohm'a kadar direnç gösteriyormuş. RS şeklinde kısaltılmış olan sensing resistance, yani algılama direnci, 10K ile 60K arasında gösterilmiş. Ancak biz bunu doğrulamak için kendimiz bir ölçüm yapalım. Ayrıca sensör üzerindeki 6 tane çıkışın ne işe yaradığını da datasheet'ten öğrenebiliriz. Gördüğünüz gibi üçerli gruplar halindeki bacaklar, sol taraftaki üst ve alt bacak A, orta bacak H, sağ taraftaki üst ve alt bacaklar ise B, yine orta bacakta H şeklinde işaretlenmiş. Bunların ne işe yaradığını alttaki şemadan ve yan taraftaki devreden görebilirsiniz. Sargı şeklinde olan ve uçları H bacaklarına bağlı olan ısıtıcı rezistansıdır. Bunun bağlantı yönünü fark etmez doğrudan 5 volta istediğimiz kutuplara göre bağlayabiliriz. A ve B kısmı ise yine yönü fark etmemekle beraber bir tanesi sensörün bir ucu, diğer ise diğer ucu. Biz bu iki bacak arasındaki direnç farkını hesaplayacağız. Gördüğünüz gibi yan tarafta basit de bir devre verilmiş. Eğer analog bir çıkış istiyorsak bu devreyi kurarak kolaylıkla bu cihazı analog bir şekilde kullanabiliriz. Bu projede ben yine Arduino kullanıyorum. Çünkü farklı orandaki ölçümleri farklı LED renkleriyle göstermek istiyorum. Ancak siz Arduino kullanmak istemiyorsanız bunu doğrudan bir LED'e bağlayarak da bu projeyi gerçekleştirebilirsiniz. Videonun sonunda bu projenin sadece bir voltaj düşürücü, bir gaz sensörü ve bir tane de LED ile yapılmış halini de göstereceğim. Hemen parçayı tanımak için bir takım ölçümlere başlayalım. Öncelikle gaz sensörümüz üzerinde bir takım kablo bağlantıları yaparak başlayalım. Üçlü gruplanmış iki tarafta da orta bağlantılar ısıtıcı bacaklarıydı. Bunlara iki tane koyu renkte jumper kablo bağlıyorum. Mavi renkteki jumper kabloyu sağ taraftaki üçlünün alt kısmındaki B çıkışına bağlıyorum. Yeşil kabloyu ise yine datasheet'te A diye işaretlenmiş olan sol kısımdaki üçlünün alttaki çıkışına bağlıyorum. Gaz sensörünün çalışma direncini doğru bir şekilde ölçebilmek için önce ısıtıcı bağlantısını breadboard üzerindeki 7805 5 volt düşürücü üzerinden çalıştıracağım. Burada bağlantının artı eksi yönü fark etmiyor. O yüzden koyu renkteki kabloların bir tanesini eksiye, bir tanesini de regülatörün
5 volt çıkışına bağlıyorum. Şimdi ise multimetremin ölçüm uçlarına bağladığım bir krokodil kabloyu gaz sensörünün sensör bacaklarına, birini A'ya, birini B'ye bağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir direnç okumaya başladık. Bu arada multimetrenin ölçüm aralığında 20 kilo ohm ölçebilecek şekilde ayarladım. Şimdi elimdeki çakmak yardımıyla gaz sensörünü test edelim. Gördüğünüz gibi sensör en küçük bir gazı algıladığı anda direnci anında düştü. Düşüş miktarı ise oldukça fazlaydı. 4.2 kilo ohm'dan 0.4 kilo ohm'a, yani 400 ohm'a kadar düştü. Gördüğünüz gibi sensör içindeki gaz dağıldıkça direnç giderek yükseliyor. Demek ki bu sensör gaz algıladığı zaman direncini düşürüyor, gaz yokken direnci artıyor. Şu anda 5.5 kilo ohm'lara kadar çıktı. Bakın, sensöre doğru üfleyerek direncini 9 kilo ohm'a kadar çıkardım. Şimdi oda içindeki normal havada direncin hangi miktarda olacağına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi direnç miktarı giderek düşüyor. 6.1 seviyelerinde bir yavaşlama oldu. 6.2, 6.3. 6.5 seviyesinde duraksadığı için ben normal oda şartlarında bu sensörün 6.5 kilo ohm dirence sahip olduğunu okuyorum. Şimdi hassasiyet testleri yapalım. Bakın, çakmağı uzaktan açtığımda bir miktar direnç düşümü oluyor, ancak çok fazla değil. Çakmağı sensörün üzerinde bastığım zamansa yine düşük bir miktar azalma oluyor, çünkü LPG havadan ağır bir gazdır ve aşağı doğru çöker. Gördüğünüz gibi sensörle aynı hizada tuttuğum zaman çok az bir miktar gaz çıkmasına rağmen dirençte büyük bir fark oluştu. Bu mesafeden bu gaz sensörü oldukça iyi bir şekilde algılamayı başardı. Şimdi çakmağı sensöre iyice yaklaştırıyorum ve çok kısa bir süre gaz çıkışı sağlıyorum. Gördüğünüz gibi direnç miktarı 0.2 kilo ohm, yani 200 ohm'a kadar düştü. Demek ki bu direnç seviyeleri gaz miktarının iyice arttığı düzeyleri gösteriyor. Evet, bu gaz sensörünün çalışması ile ilgili yeterince bilgi sahibi olduğumuza göre hemen devremizi kurmaya başlayalım. Gaz sensörünün ölçmek istediğimiz yerlerde küçük aralara girebilmesi için böyle bir çubuğun ucuna monte edeceğim. Aynen profesyonel cihazlarda olduğu gibi. Elimdeki çubuk yapay çiçeklere ait bir dal. İçinde demir bulunduğu için istediğimiz tarafa bükebiliyoruz ve büküldüğü tarafta kalıyor. Kabloları bağlama telleriyle bağlayıp güzelce tutturuyorum. Bu prototip bir devre olduğu için şimdilik sadece çalışması gerekiyor. İlerleyen bölümlerde bu devremiz için güzel bir kutu ayarlarız, belki bir pil takarız ve nihai bir ürün haline getiririz. Gördüğünüz gibi bu haliyle oldukça güzel oldu. Şimdi bu parçamızı breadboard üzerine tutturalım ve kablo bağlantılarını yapalım. Breadboard'un orta kısmındaki boşluk tam bu çubuğu tutturmak için uygun. Şimdilik iki tarafa kablo bağlantısı yaptıktan sonra çubuğu tutturmak için uğraşacağım. Çubuğun üzerine birkaç tane jumper kablo takarak yerinde kalmasını sağlıyorum. Hemen ardından Arduino Pro Mini'yi devreye ekliyorum. 5 volt regülatörümüzü sol üst köşeye yerleştiriyorum. Böylelikle artı 5 volt hem sensöre iletilecek hem de sensörü tutturmak için kullandığım o küçük jumper kablolar aracılığıyla aşağıdaki hatta da iletilmiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi çubuğun daha sağlam bir şekilde durabilmesi için bir tane de bağ teli ekledim. Bu gördüğünüz sarı jumper kablosu ile regülatörün artı 5 voltluk çıkışını aşağıdaki güç hattına bağladım. İkinci gri renkteki jumper kablo ile de eksi hattını bağlıyorum. Arduino'nun artı ve eksi bağlantılarını yapıyorum. Gaz sensörü üzerinden gelen iki tane koyu renkteki kabloyu, yani ısıtıcı kablolarını breadboard'un üst tarafına monte etmiştim. Şimdi onların bir tanesini eksiye, bir tanesini ise regülatörün artı 5 kısmına bağlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen gaz sensörümüzün algılayıcı devresinin Arduino bağlantısını yapalım. Öncelikle algılayıcı devreden gelen bir bacağı bir jumper kablo yardımı ile Arduino'nun bir analog bacağına bağlıyorum. Ardından 8.2 kilo ohmluk bir direnç ile bu analog Arduino bacağını artıya çekiyorum. Bu ne anlama geliyor? Sensör üzerindeki direnç miktarı yüksekken, yani herhangi bir gaz algılanmamışken, Arduino bu analog bacaktan yüksek bir değer okuyacak. Ancak gaz algılanıp da sensör üzerindeki direnç miktarı düştüğü zaman Arduino'nun analog bacağındaki elektrik miktarının bir kısmı eksiye akıtılacağı için Arduino daha düşük değerler okuyacak. Böylelikle okunan değerlere göre biz ne kadar gaz algılandığını ölçmüş olacağız. Bu eksiye akıtma işini sağlayabilmek için
Sensörden gelen diğer ikinci kabloyu ise doğrudan eksiğe bağlıyoruz. Bu bağlantıların tamamını yukarıdaki şemadan daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, devremiz şu anda hazır. Arduino Pro Mini'yi bir USB'den TTL'e çevirici yardımıyla bilgisayara da bağladım. Şu anda yapmamız gereken uygun bir yazılımla gaz sensörünün ölçüm miktarlarının Arduino'ya nasıl yansıdığını görmek. Hemen bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda küçük bir test yazılımı yazarak Arduino'nun A2 bacağından analog olarak okunan değerleri doğrudan bilgisayara aktarmasını sağlayacağız ve gaz miktarı değiştikçe bu değerlerde nasıl bir değişim olduğunu bilgisayardan okuyacağız. Bunu yapabilmek için Arduino'nun seri çıkışını kullanacağız. Seri çıkış ne demek? Arduino'nun gönderdiği herhangi bir veriyi USB kablosu üzerinden bilgisayarda okuyup yine bilgisayardan da Arduino'ya bilgi gönderebildiğimiz bir protokol bu. İsterseniz hemen kodumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle Arduino üzerinde 13. bacağa bağlı olan LED'i söndürmek istiyorum. Boş yere yanmasın. Bunun için pin mod 13 output şeklinde yazıyorum. Yani 13. bacağa bir çıkış yapıyorum. Ardından ölçüm için kullanacağım A2 bacağını ise bir giriş yapıyorum. Output çıkış, input giriş demek. Ardından digital write 13 low yazarak daha önce de gördüğümüz gibi 13. bacağı eksiye çekiyorum. Bu da LED'in yanmasını engelliyor. Hemen ardından az önce bahsettiğim seri iletişim protokolünü çalıştırmam gerekiyor. Bunun için serial.begin komutunu kullanacağım ve parantez içinde iletişimin hangi hızda olacağını belirleyeceğim. Standart olarak 9600 çok kullanılan bir değerdir. Yazılımın setup kısmı bu kadardı. Şimdi hemen loop yani döngü bölümüne geçelim. Öncelikle int mq6 eşittir 0 yazarak mq6 adında bir integer değişken oluşturdum. Arduino'nun analog bacağından okuduğumuz değerleri bu değişkende saklayacağız. Hemen ardından mq6 eşittir analog read a2 komutunu veriyorum. Buradaki analog read Arduino'nun parantez içinde verilen bacağındaki voltaj miktarını okuyup analog bir şekilde 0 ile 1024 arasında bir değer olarak bize geri döndür demek. Oluşan değeri ise mq6 eşittir diye ifade ettiğim için doğrudan mq6 değişkenine atamış olacağız. Yani o anda sensörden gelen voltaj miktarı ne kadarsa bunu 0 ile 1024 arası bir değer olarak mq6'ya aktarmış oluyoruz. Gelen veriyi okuyabilmemiz için Arduino'nun bunu bilgisayara göndermesi gerekiyor. Bunun için serial print line yani serial.println parantez içinde mq6 ifadesini kullanıyorum. Az önce mq6 değişkeninde saklamış olduğumuz değeri bu komut ile Arduino bilgisayara gönderiyor ve biz bilgisayardaki COM port okuyucu sayesinde gelen veriyi bilgisayarda görebiliyoruz. Ben Arduino'nun COM port bağlantısını ve board seçimini daha önceden yapmıştım. O yüzden doğrudan yükle butonuna basarak bu yazılımı Arduino'ya gönderiyorum. Eğer bu Arduino board seçimi ve COM port seçiminin ne olduğunu bilmiyorsanız daha önceki projelerimizi izleyerek görebilirsiniz. Şimdi Arduino programının sağ üst köşesinde bir büyüteç şeklinde görünen düğmeye basıyorum ve COM port ekranımı açıyorum. Bu ekran çok hızlı bir şekilde Arduino'nun bize göndermiş olduğu verileri aktaracak bize. Sağ alt köşedeki 9600 baud yazan kısmı ben programda yazdığım değerle eşleştirmek zorundayım. Serial begin komutunda 9600 kullandığım için burada da 9600 seçtim. Bu bizim iletişim hızımız. Gördüğünüz gibi şu anda 1013-1012 gibi değerler geliyor Arduino'dan. Şimdi hemen çakmak yardımıyla sensöre biraz gaz uygulayarak ne tür değerler okuyacağımıza bakalım. 8 kilo ohmluk dirençle okunan değerler pek de hoşuma gitmedi. Bu direncin sağlayabildiği elektrik miktarı çok az geliyordu. Demek ki direnç değerini biraz düşürerek daha fazla elektrik aktarmamız gerekecek. Hemen bunu 2.2 kilo ohmluk bir dirençle değiştiriyorum ve A2 bacağına normal şartlarda daha fazla elektrik gitmesini sağlıyorum. Az önce normal şartlarda okuduğumuz 1010-1020'lik seviyeler çok da iyi seviyeler değildi. Hassasiyet bakımından oldukça düşüktü. Bu değişiklikle okuyacağımız aralığı da değiştirmiş olacağız. Sensörden elde ettiğimiz hassasiyeti de yükseltmiş olacağız. Hemen yeni direncin vermiş olduğu değerlere bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu defa normal hava değerleri 930-940 aralığında oldu. Yani 900'ün üzerindeki değerleri biz normal olarak kabul edeceğiz. Bakalım düşük bir gaz miktarı algılanınca nasıl bir değer okuyacağız. Gördüğünüz gibi değer hemen 780'li değerlere düştü. Demek ki bu seviyeler az bir gaz olduğunu ifade edecek.
Bakın, sensör fazla miktarda gaz algıladığı zamansa bu değer 50'lere kadar düştü. Yani 50 değeri bizim için en yüksek miktardaki gaz, 900 ve üzerindeki değerler ise temiz hava anlamına geliyor. Arada kalan 850 birimlik değer gazın azdan çoğa doğru artışını ifade edecek. Bunu istediğimiz aralıklara bölebiliriz. Ben bu aralığı iki parçaya böleceğim ve birine sarı, birine ise kırmızı led bağlayacağım. Sarı led az bir miktar gaz bulunduğu zaman yanacak, kırmızı led ise gaz miktarı çok fazla arttığı zaman yanacak. Üçüncü bir yeşil led ise havada gaz tespit edilemediği zamanlarda sürekli yanık kalacak. Yani havanın gaz yönünden temiz olduğunu ifade edecek. Şimdi hemen yazılımı buna göre düzenleyip yazılım işini bitirelim. Ledleri bağlayacağım, 10, 11 ve 12 numaralı bacakları çıkış haline getiriyorum. Ardından Digital Write komutu ile bu ledleri normalde high, yani yüksek artı 5 voltta olacak şekilde ayarlıyorum. Peki bunu niye böyle yapıyorum? Az sonra devreyi kurarken de göreceksiniz. Ledlerin artı bağlantısını doğrudan yapacağım. Eksi bağlantılarını ise bir direnç üzerinden Arduino'ya vereceğim. Yani bu defa Arduino ledlerin artı bağlantısını değil de eksi bağlantısını kontrol edecek. Yani Digital Write Low komutu ile eksiye çektiğim zaman ledler yanacak. Digital Write High komutuyla artı 5'e çektiğim zaman ledler sönecek. Şimdi hemen loop bölümündeki değerlerimizi de ayarlayalım. If MQ6 büyüktür 900 ifadesi, MQ6 değeri 900'den yukarı olduğu sürece aşağıdaki komutları yap demek. Köşeli parantez içinde yazacağım bütün şeyler eğer MQ6 değeri 900'ün üstünde ise yapılacak. Köşeli parantezler arasında Digital Write 12 Low, Digital Write 11 High ve Digital Write 10 High var. Bu ne demek? 12 numaralı bacaktaki led yanarken diğer iki led sürünecek demek. Demek ki ben 12 numaralı bacağı yeşil led'i bağlayacağım. Köşeli parantezi kapattıktan sonra ikinci bir if, yani eğer ifadesi başlatalım. Ortadaki iki tane işaret V anlamına geliyor. Bu durumda V'nin solundaki ve sağındaki ifadelerin ikisi de eğer geçerliyse köşeli parantez içindeki komutların gerçekleştirilmesini sağlayacağız. MQ6 900'den küçükse ve MQ6 600'den büyükse, yani 600 ile 900 arasında kalan aralığı ifade etmiş oluyoruz bu şekilde. 12. LED'i söndürürken 11. LED'i yakıyoruz ve 10. LED hala sönük konumda. Demek ki 11. bacağı ben sarı LED'i bağlayacağım. Bu az bir miktarda gaz bulundu anlamına gelecek. En altta ise yeni bir if ifadesi daha başlatıyorum. Bunda ise if MQ6 küçüktür 600 diyorum. Yani eğer değer 600'ün altına düştüyse bu defa 12. ve 11. LED'leri söndürüp 10. LED'i yakmasını sağlıyorum. Bu da 10. bacağı kırmızı LED bağlayacağım. Yani çok miktarda gaz bulundu anlamına gelecek demek. Bu arada yazarken unuttum. Bütün komutların sonuna noktalı virgül koymamız gerekiyor. Yazdığım uygulamayı hemen Arduino'ya yükleyelim. Seri monitörü de açarak hem devremizin çalışmasına bakalım hem de Arduino'nun okumuş olduğu değerleri bilgisayar üzerinden görelim. Tabii öncelikle devremize ledlerimizi bağlamamız lazım. Gördüğünüz gibi 3 ledin de artı bacaklarını doğrudan artı 5 hattına bağladım. Eksi bacakları ise breadboard üzerinde farklı farklı bölümlere bağlı. Arduino'nun 10, 11 ve 12 numaralı çıkışlarıyla bu ledler arasındaki bağlantıları 100 ohmluk dirençler üzerinden sağlayacağım. Bu 100 ohmluk dirençler de ledlerin aşırı akım çekip yanmalarını engelleyecek. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir bağlantı oldu. Yalnız burada dirençlerin birbirine kısa devre etmemesine dikkat etmek lazım. Bu arada üst kısımda bir kablo daha görüyorsunuz. Bu kablo daha önceki projelerde de kullanmış olduğum 12 voltluk güç kaynağımdan gelen kablo. Bunu 5 voltluk regülatörümüzün giriş voltaj kısmına bağlıyorum ve 12 volt, yani araçtan alabileceğimiz bir voltaj üzerinden 5 volt elde ediyorum. Evet, Arduino'ya yazılımımızı attık ve ilk olarak yeşil ledimiz yanmaya başladı. Hemen çakmak gazı yardımıyla bu devremizin çalışıp çalışmadığını test edelim. Gördüğünüz gibi yoğun miktarda gaz geldiği anda cihaz çok hızlı bir şekilde kırmızıya geçiyor ve fazlaca gaz algılandığını ifade ediyor. Ardından bir süre beklediğimiz zaman sarıda bekleniyor, yani gaz miktarının azaldığı ifade ediliyor. En sonunda sensör içindeki gaz miktarı tamamen bittikten sonra da yeşile dönülüyor. Bu da sensörümüzün oldukça güzel çalıştığını gösteriyor. Bakın, sensöre uzak bir mesafeden çok az bir miktarda gaz verdiğimiz zaman hemen ışığımız sarıya döndü. Sensörümüzün hassasiyeti de oldukça iyi. Şimdi farklı mesafelerden ve farklı gaz miktarlarıyla
bu gaz sensörümüzü daha iyi test edelim. Şunu belirtmek isterim ki bu devrenin nihai hali değil. Bunu çok daha geliştirebilir, aralıklara daha fazla LED ekleyerek daha iyi okunabilir bir hale getirebilirsiniz. Bir buzzer, yani bir ses kaynağı ekleyerek ölçülen gaz miktarının sesle de ifade edilmesini sağlayabilirsiniz. Hatta bir LCD ekran ekleyerek okunan değerlerin doğrudan LCD ekranda yazılmasını da sağlayabilirsiniz. Ben kanalımda projeler yaparken sizlere hazır devre vermek yerine kendiniz kurup üzerinde çalışıp farklı denemeler yapabileceğiniz projeler üretmeye çalışıyorum. Ben o yüzden projelerimizi çok da fazla hazır, son, nihai devre halinde yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bu gaz sensörü devremiz her türlü koşulda çok iyi çalışıyor. Şimdi hemen videonun başında bahsetmiş olduğum tek bir LED'den oluşan basit devreyi de kuralım. Bize gerekecek olan parçalar: eğer 12 voltla çalışıyorsak 7805 5 volt regülatörü, MQ6 sensörümüz ve sadece bir tane de LED. LED'in rengine kendiniz karar verebilirsiniz. Bu gaz sensörünün çalışma prensibi, gaz algılandığı zaman direncinin düşmesi olduğu için eğer biz bir LED lambayı doğrudan bu gaz sensörüne bağlarsak gaz algılanmadığı sürece yüksek direnç göstereceği için LED yanmayacak, ancak gaz algılandığı zaman düşen dirençle LED üzerinden geçen akım miktarı artacağı için LED yanmaya başlayacaktır. Ben yine 12 volt kullanacağım için breadboard'um üzerinde hazır olan 7805 voltaj regülatörünü kullanacağım. Sensörün ısıtıcı bağlantıları zaten bu 5 volt regülatörünün artı ve eksi çıkışlarına bağlıydı. Bunları hiç bozmadan sensörün algılayıcı, yani A ve B bacaklarının bağlantılarını değiştireceğim. Öncelikle LED'in artı bağlantısını yine doğrudan regülatörden aldığım 5 volta yapıyorum. Ardından LED'in eksi bağlantısını doğrudan sensörün A veya B bağlantısına yapıyorum. Dirençlerde artı eksi yönü fark etmediği için bu sensör üzerinde de A-B bağlantısı arasında bir fark yok. İstediğinizde bağlantı yapabilirsiniz. Sensörün geride kalan diğer ucunu da devremizi eksiye tamamlayabilmek için doğrudan eksiye bağlıyorum. Yukarıdaki şemada gördüğünüz gibi artı 5 volttan gelen elektrik LED'den geçtikten sonra eğer sensörde yüksek bir direnç değeri varsa eksiye akamayacağı için veya çok az akacağı için LED ya hiç yanmayacak ya da çok az yanacak. Ancak gaz algılanmasıyla beraber sensör üzerindeki direnç düştükçe LED'den geçecek olan akım da artacağı için LED daha güçlü yanmaya başlayacak. Hemen bunu test edelim. Evet, gördüğünüz gibi algılanan gaz miktarının fazlalığına göre LED'in de ışık şiddeti artıyor. Bu da bir gösterge tabii ki. Bu şekilde de devre kullanılabilir. Kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere 3 farklı LED'le de deniyoruz ve görüyoruz ki devre bu şekilde her 3 LED'le de çalışıyor. Evet arkadaşlar, bir projemizin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki bölümlerde bu devremize bir ses çıkışı ve bir ayar potu ekleyerek biraz daha geliştireceğim. Ayrıca devremizi uygun bir kutu içine koyarak daha profesyonel bir görünüm kazanmasını sağlayacağım. Merak ettiğiniz konuları aşağıdaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilir veya devre ile ilgili bir takım fikirleriniz veya önerileriniz varsa bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki projemizde görüşünceye kadar hoşça kalın.